iş listesi ekranı. Açılan ekranın en üstünde kullanıcı bilgileri bulunur. Menü çubuğunda çeşitli işlerin seçilebileceği alt menüler bulunur. Birden fazla role sahip kullanıcılar yetki değiştirmek isterlerse Yetki Değiştir butonunu kullanır. İş listesi alanında yapılacak işlerin listesi yer alır. Aktarma butonu. Seçilen işi başka kullanıcıya transfer için kullanılır. İşi aktaracak kişi seçilir, devam butonuna basılır. Hedef kişi ya da rol listeden seçilir. Çift tıklanıp aktar butonuna basılır. İş aktarım ekranındaki listede aktarım yapacağınız kişi yer almıyorsa, birim ekle butonuna basılır ve gerekli alanlar doldurulduktan sonra ekle butonu ile kişi listeye eklenir. İzleme butonu. Seçilen evrakın iş akış durumunu gösterir. Tarihçe butonuna tıklanarak daha detaylı bilgiye ulaşılabilir. Yenile butonu. Yapılan herhangi bir işlem ardından ekranı yenilemek için kullanılır. Yenile butonunun solunda yer alan açılır pencereden seçilen kriterlere göre iş listesinde yer alan görevler filtrelenir. Başlat. İş listesindeki seçilen işe dair işlem yapmak için iş seçilir ve başlat butonuna basılır. Evrak içeriği görüntülenir. Evrakla ilgili tüm detaylara erişilir. Dosyanın eki varsa ek listesi sekmesine tıklanarak eklere ulaşılır. Sorgula. İş listesinde görünmesi istenen kayıtlar yazılan kriterlere göre görüntülenir. Kriterler belirlenip sorgula butonuna basılırsa sadece istenen işler listede yer alır. Filtreler kaydedilebilir, silinebilir. Filtreyi kaldırmak için herhangi bir kriter belirlemeden sorgula butonuna basılır, işlerin tamamı listeye eklenir. İş özeti. Seçilen işin özet bilgisi görüntülenir. Aktif kullanıcı sayısı ekranın sağ köşesinde yer alır.